Hepinize yeniden merhaba millet. Bugün yine bir hamsterlarımızın kafesini temizleyelim dedik. Yani bak böyle kirlendi biraz. Şöyle zaten içinde siyah siyah boklarını böyle fazla görmeye başladığınızda artık bunun değişme zamanı gelmiştir. Şöyle turuncuyu ilk baştan başladık, böyle yavaş yavaş temizleyeceğiz, gene dezenfekte edeceğiz. Bu seferki videoyu birazcık kısa tutacağım. Önceki video bayağı bir yarım saat falan sürmüştü. İşte böyle elimle alıyorum, önce de görmüştünüz. Topluyorum böyle. Suyu da alalım. Her seferinde sularını alıyoruz. Sularını temizliyoruz. Suluklarını. Ne zaman? Bir ay falan oldu herhalde temizleyeli. Ayda bir defa, 3 haftada bir defa, 1,5 ayda bir defa. Ne kadar sıklıkta kirlenirse. Yani o hayvanınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlı. Şimdi hepsini temizleyeceğim. Bir tek şurada yavruluğumuz var. Yavruluğunkini temizleyemeyeceğim. Mecbur. Yavrularımız da bayağı büyüdü. Gözleri açılmış, evet. Neyse biraz sonra gösteririz. Gözleri açılmış onların. Onu sonra temizleyeceğiz. Öncekinde de turuncu hamileydi. Turuncu muydu? Turuncu hamileydi herhalde. Ondan temizleyememiştik. Şimdi de o hamile. Onun için onunkini temizleyemeyeceğiz. Mecbur. Artık onunkini temizleyip halledeceğiz. Ve içindeki bütün ne yem, ondan sonra ne vardı? Talaş. Ne varsa bunun içinden elinizle mi alırsınız artık? İşte eldiven mi takar alırsınız ya da bir küçük şeyler oluyor. Kürekler oluyor. Küreklerle mi alırsınız? Ne yaparsanız öyle yapıyorsunuz. Şimdi bunları aldık. İçinde şey kaldı. Zaten öyle. Tozları falan kaldı. Tozlarını ve çiş köşesi var yine, bakın orada. Şu köşede çiş köşesini ve tozlarını iyice sileceğiz. Gel yerini. Islandım ya. Nasıl ıslak gibi gelmedi bana. Valla millet, hayvanların sağlığına dikkat etmeniz lazım. Bakın burada soğuk yine işte çalıştırıyoruz arada bu şeyi, çok soğuk olduğunda ısıtıcıyı. Mecbur çalıştırmak zorunda. Şu an yavru alamıyorum kış olduğu için. Çünkü 6 tanesini çiftleştirdim, bir tanesinden yavru çıktı. 2 tanesinden yavru çıktı da bir tanesinin yavruları öldü. Yani siyah normalde yavrularına bakardı. Bakamadı kış olduğu için, öldürdü siyah yavrularını. Onun için yani kışın riske girmiyorum, hem hayvanların sağlığı için hem de soğuk diye hayvanlara eziyet çektirmemek için. Kışın yavrulama yaptırmayacağım. Bundan bir 3 ay sonra falan filan yavrulamaya başlattıracağım. Hem de anaçlarım tam anaç olacak yavrularım. İyice büyümeye başladılar. Ama burayı işte temizleyebildiğiniz kadar temizleyip içindeki pisliği buraya aktarmanız lazım. Biraz sileyim. Talaşlarını böyle bir şey yaparsanız, mesela bakın şu an benimki üretim kafesi olduğu için bu üretimde zor, ama bunu temizlemesi çok kolay oldu mesela. Geçen hafta bunu temizledim. Videosu rahatlıydım herhalde bunun. Bakın bunların da çiş köşesi burası. Bunların da çiş köşesini bakın, zaten orası ıslak. Gelip hep çişlerini o tarafa yapıyorlar. Onu temizleyeceğim, oraya tekrardan yeni bir talaş koyacağım onlara da. Şimdi şuradan talaş ekleyelim. Ha, dur fısırsını sıkalım. Temizleştireyim mi? Dezenfektanlarımız azalmış. Bunları birazcık suyla seyreltebiliriz ya. Yine iş görür. Birazcık suyla seyrelttim. Seyrelttim ikisini birleştirip. Şimdi şu çiş köşesini özellikle dezenfekte ediyoruz. Şu kenarları. İyice temizledikten sonra kuru bezle siliyorum oraları. Ki hayvanınız bunun kokusundan veya işte yalayarak falan filan şey olmasın. Bunlar ya kurumasını bekleyin ya da böyle bir kuru bezle silin. Ben hızlı olsun diye kuru bezle siliyorum. Artık talaşını ekleyebiliriz. Bu kadar basit yani. Hani bir tanesini yapması kaç dakika sürdü? Kaç dakika olmuş video? 4,5. Bir tanesini 5 dakikada temizliyoruz yani. Hayvanlarımızın sağlığı önemli değil. Paradan da önemli değil. Şu an için en önemlisi olan, en önemli olan şey hayvanlarımızın sağlığı. Onun için talaşını bayağı bol koyuyorum. Bunlar talaşlarını döküyorlar çoğunlukla. Aşağısı komple talaş oluyor. Artık yapacak bir şey yok. Islanmış mı? Yok. Bir de ıslak talaş kesinlikle koymayın bu arada.
Ben bu kadar talaş fazla bile, hatta birazcık alayım. Şu kadar talaş yeterli. Birazcık daha aldım. Turuncuyu alıyoruz buradan. Bunun içindeydi zaten. Aldık. Koyduk içine. Suluğunu da ben doldurayım. Temizleyeyim. Suluğunu doldurdum. Şimdi yerleştirdik. Turuncuya turuncu koyduk. Ondan sonra şurada yemimiz var. Yine bildiğiniz gibi. Yemimizi alıyoruz buradan. Karıştırıyorum. Bir avuç. İki avuç. Şu en köşeye. Çiş köşesine doğru yine koymuyorum. Çünkü orayı sürekli çiş köşesi olarak seçiyor. Yemini koydum. Un tuzu koyalım birazcık. Gel. Bayağı artık yavruları da buraya ekledim. Bayağı bak. Yüzlerce binlerce un kurdumuz var. Şöyle büyüklerinden ben 5-6'şer tane seçeyim. Tamam. Un kurdunu da koyduk. Un kurdunu sadece temizlediğimde veya haftadan haftaya, 2 haftada bir falan veriyorum. O un kurdunu yer orada. Ondan sonra güzelce ne? Bir de hamsterlarınızın kafesinin kapaklarını düzgün kapatmayı unutmayın. Yoksa hamsterınızı bir gün bulamazsınız. Çünkü ben yaşadım bunu. Evin içinde 4 tane hamster kaybettim. Hop, ne yapıyorsun lan? Elim ısırdı. Gel kuzum ya. Sen niye korkuyorsun? Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Bazıları böyle işte üretimde bulduğundan. Bu da stresli. Niye stresli bilmiyorum. Acaba yavrumu doğuracak ki. Stres oldum, fazla stresi sokma yani, bak şimdi. Yani almaya çalışıyorum, çok korkuyor. Bunu ben bir şeyle tutmam lazım. Üretimde olunca bazen hayvanlarımızla fazla ilgilenemiyoruz. O yüzden insanlara alışmıyorlar. Hadi ben seni yakalarım ama. Neredesin? Gel buraya, gel. Sen gelsene buraya. Oh! Heh, bak ısırıldık. Ya ben bu işi bir şey biliyordum ama tam ısıramadı. Bak şurayı ısırdı. Isırdı diye hayvanınızı dövmüyorsunuz. Bu arada. Hani hayvan nereden bilsin? Hayvan kendini korumak için yapıyor. Oraya aldık hayvanımızı. O birazcık korkmuş. Onunla birazcık ilgilenmem lazım benim. Sevmeniz lazım. Bazen hani çünkü o kadar fazla hayvan var ki sevemiyorum. Hani çok güzel ilgileniyoruz da iyi, hoş, eyvallah da. Bazıları insanlara alışmıyor. Hem bazılarının psikolojisinden, şeyinden dolayı. İnsanlara alışmıyorlar. Onun için dikkat edin. Yani böyle üretim yapacaksanız hayvanlarınıza dikkat edin. Yakalım bir eldiven giyin. Ya da bir şey tutmaya çalışın. Alıştım ben artık ısırılmaya da işte insan ısırılınca şey bir değişik oluyor. Burayı da bir temizleyeyim. Şu suluğunu bir alayım ben şuradan. Allah öyle millet. Ben bu iki tanesini şunu da temizleyeyim. Ondan sonra bir durduralım. Sonuncuyu temizlerken konuşuruz. Dediğim gibi un kurdunu eksik etmiyorum ben. Un kurdu yerine tavuk falan vermeye çalışmayın sakın. Tavuk, et falan. Un kurdu iyi olur yani. Un kurdundan başka morya kurdu verirsiniz. Başka da bir şey veremezsiniz yani bu hayvanlara. Yani protein olsun yeterli. Ama çiğ et olamaz yani. Çiğ et olmaz. Yani et veremezsiniz. Tavuk eti, şu eti, bu eti. Yoksa yavrularını da yer belki. Ve kendilerine de, kendisine de zararı olur o çiğ et. Onun için yavrularımıza, hayvanlarımıza çiğ et. Ben şunu bir ekeyim. Çiğ et vermiyoruz. Ve un kurdunuz da varsa, un kurdu da besliyorsanız fazla abartmayın un kurdu vermeyi. Dediğim gibi haftada 6 tane, 7 tane büyüklerinden yeterli olur. Büyük bir hamster için. Yani yetişkin bir hamster için. Bazıları çok kirletiyor, bazıları çok dışkı yapıyor, bazıları az dışkı yapıyor. Hiç belli olmuyor. Ama aradaki farkı göreceksiniz zaten şimdi. Niye ısırdın sen beni? Hamster videosu isteyen çok mu? Sen şöyle gel, hamsterları göster ben burayı temizlerken. Şimdi boş boş aşağı atmışsın. Hamster videosu isteyen çok oluyor. Yani bunun ikincisini çekmeyecektim normalde de işte hamster videosunu çok istiyorsunuz, çok seviyorsunuz diye ikincisini çekiyorum. Bu arada
Temizlendi. Fıs fısını sıkalım. Dikkatli bir şekilde fıs fısını sıktık her yerine. Ondan sonra kuruluyoruz. Fıs fıs da anti işte göstermiştim öncekinde de şöyle. %99.99 dezenfekte eden bir sprey. Yüzey için. Telefon falan işte kapı kolu ve benzeri bakterileri, mikropları öldürüyor yani. Virüsleri. Yani çünkü bir süre sonra o çiş köşesinde şey yaşamaya başlıyor. Bakteriler, mikroplar çoğalıyor ama fıs fıs sıktığımız anda ölüyorlar. Yani o fıs fısı, ya fıs fısı yoksa mesela böyle bir dezenfektan spreyiniz yoksa yapabileceğiniz şey kolonya alacaksınız A101'den, BİM'den. Böyle bir fıs fıs kutusuna sıkı koyup ondan sonra hayvanınızı yani şeyine sıkacaksınız, yuvasına. Kolonyayı işte böyle fıs fıs kutusuna koyup sıkarsınız. Ondan sonra kurularsınız ya da kurumasını beklersiniz. Tekrardan talaşını eklersiniz. Yani dezenfekte etmeyi unutmayın. Yani böyle bir camda falan besliyorsanız veya plastik bir şeyde besliyorsanız fıs fısa gerek yok. Yıkarsınız. Yuvasını direkt. Yıkamak daha iyi olur. Biz bunu yıkayabilme şansımız olmadığı için hem tahta hem de çok şeyli olduğu için yıkayabilme şansımız olmadığından dolayı biz bunu tercih ediyoruz. Hem sağlıklı oluyor. Şimdi tam böyle altını 1 santim kadar dolduracak şekilde talaşını ekliyoruz. Ya metal yok. Fazla da gerek yok. Ondan sonra suyunu doldurayım ben. Şimdi yenileyim, tazeleyim. Sularına çok dikkat edin millet. Hayvanınız suyu az aldığında mesela nasıl gösterebilirim? Bak şunda az kalmış. Yani şu kadar bir suyu kaldığında o hayvanın suyunu yenileyin, tazeleyin. Hem taze su içmiş olsun hem de susuz kalmasın. Yani susuz kalırsa bu hayvanlar çok sağlıksız oluyor yani. Onun için susuz kalmasına, su içmesine çok dikkat edin. Susuz kalmamasına çok dikkat edin hayvanınızın. Susuz kalırlarsa sağlıksız oluyorlar. Şuraya şu köşeye de yemini koydum. Yemimiz azalmış. Bizim yine gidip bir yem almamız lazım. Bu yem bize kaç ay oldu? Abi 2-3 ay oldu değil mi? Daha fazla. 2-3 aydır. 33 liralık yem. Ben size demiştim ya kilosunu 3.3 lira 3 kuruşa falan denk getirdim. 3 lira 30 kuruşa falan denk getirdim diye. 33 liralık aldım işte 10 kilo. 10 kiloluk yem bize 3 aydır falan yetiyor. Yani 13, 14, 14 tane lan bak bu beni çok korkutmaya başladı ya. Allah'ım. Gel kuzum. Tamam bir şey yok ama bak şimdi sen böyle yapıyorsun beni de stresi sokuyorsun ya. Bak bak bak. Çok korktum ben bundan ya. Bak oğlum. Bak kızım. Kızlar bir de erkeklere göre daha saldırgan olurlar bu arada. Hani tek besleyecekseniz erkek beslemeye dikkat edin. Heh, ne oldu? Ne oldu şimdi? Heh, ne oldu? Gir. Hani tek besleyecekseniz hani sadece sevmek için besleyecekseniz erkek beslemeye dikkat edin. Erkekler daha az saldırgan olurlar kızlara göre. Erkekler daha sağlıklı olurlar yani. Erkekleri daha çabuk alışırsınız. Çoğu hayvanın zaten erkeğini biliyorsunuz. Daha çabuk alışırsınız. Mesela muhabbet kuşunun falan. Daha çabuk alışır. Bunu da onun kurdunu koydum. Suyunu koyduk. Kapağını kapatıyorum. Şimdi mesela o kızın o davrandığına bak gel. Bak bunların üçü de erkek. Bunların üçünü de sevmedim. Bunu birazcık sevdik bak. Bak. Bunları sevmedim mesela. Bak bunlar da hiç bak saldırganlık yok bak. Ama o erkek olduğu için saldırganlık hata. Kız olduğu için saldırganlık hat safhada. Ama erkekler daha az saldırgan olur. Daha uysal olurlar erkekler kızlara göre. Böyle yani. Tamam onların ikini de temizledim. Şöyle bir göster aradaki farkı. Mesela bak bunu göster. Tertemiz mis gibi. Bu da aynı şekilde. Ama bak bir de bununkini göster. Yani aradaki fark bu. Tertemiz oluyor hayvanlarımız. Tamam artık sağlıklı bir şekilde. Ben bunların burayı da temizleyeceğim böyle komple. Sonuncusunu temizlerken artık bir daha videoya böyle devam ederiz. Ondan sonra kapanışı yaparız. Kedicik de burada bekliyor. Acaba nasıl yesem diye. Burayla buranın kapısı ayrı. Böyle. Bunları yesem diye bekliyor. İçeri nasıl gireceğim diye burada. Bir saattir dolanıyor burada bu camın etrafı. Miyav miyav miyav. Değil mi Oluş? Değil mi? Ama sen buraya yasak giremezsin. Pis 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 pis.
Evet millet, şimdi hamile hariç hepsininkini temizledik. Hamile iyice delirmeye başladı. Bazen böyle işte psikolojileri bozuluyor. Sağa sola saldırıyorlar. Şimdi en son bir tane kaldı. Onu da sizinle birlikte temizleyeyim. Ondan sonra kapatalım videoyu. Hala anlatmam gereken işte aklınıza takılan bir soru varsa şu ne olur, şu ne olur, şu ne olur diye. Sorunuz varsa yorumlar kısmından sorun. Belirtin, aklıma bir şey gelmiyor. Anlattığımı düşünüyorum her şeyi. Böyle. Bu en alt olduğu için en alta şu yukarılardan dökülüyor. Bu aralarını niye böyle boşlukta bıraktım? Bu hamsterlar sosyal canlılar. Birbirlerini görmezlerse birazcık psikolojileri bozuluyor. Ondan buradan aralardan birbirlerini görsünler diye şey yaptım, açık bıraktım. Ama hiçbirinin arasından geçemiyor. Hepsinin arası telle. Sıkı sıkı kapalı. Hiçbirinin yanına geçemiyor yani. O konuda sıkıntı yok. Böyle bir kafes yapmak istiyorsanız zaten görüyorsunuz kafesi sürekli videolarda. Yani bu işle uğraşan bir insan, benim yaşlarımda bir çocuk veya birisi işte. Yani görürse bu kafesin aynısını yapar yani. Gardıroptan yaptım ben bunu. Gardırop mu deniyor? Gardıroptan yaptım. Ayakkabılık. Ayakkabılık, gardırop. İşte aynısından yaparsınız yani eğer yapmak istiyorsanız. Anlatmama gerek bile yok. Görmeniz yeterli. Benim aklıma böyle bir şey geldi. En kolay, en iyi, en iyisi bu oldu. Yani şu ana kadar yaptığım en iyi hamster kafeslerinden birisi oldu. En ne denir buna? Kullanışlı. En çok hamster alan. Boşuna atılacaktı bu. Ben de hamster kafesi yaptım. Valla mis gibi oldu. Her yerini yemiş gördün mü? Bunlarınki bazıları yeşil yeşil. Bu her yerini yemiş sıkıntıdan. Burası yeşil bak. Şu yer, normalde burası da yeşil ama her yerini yemiş dışının. İşte hepsinin farklı bir psikolojisi var millet. Seçerken de ona göre seçin. Böyle saldırgan bir tipse seçmeyin mesela. Kızsa ele ele, yani tek besleyeceksiniz kızsa hiç almayın. Kız hamster. Böyle burayı tekrardan siliyoruz. Güzel bir şekilde. Tozlarını, tüm pisliklerini alıyoruz. Ondan sonra dezenfektanı sıkacağız. Ve bitecek. Bu kadar yani. Tamam, temizlendi. Bir dezenfektan sıkalım. Hadi. Şu hele hele pisliğini yaptığı köşeleri. Her yeri sıktım dezenfektanla. Bir de kurulayalım. Bu kadar. Bazen bu talaşlardan falan ağızlarını alıyorlar. Hani bu alttaki dezenfektan talaşa değip de talaşı da ağızlarını alıp yerlerse falan filan zarar verebilir. Onun için güzelce kurulayın veya dediğim gibi kurumasını bekleyin. Şöyle talaşımızı da katalım. Bunlara, alt taraftakilere fazla talaş katmıyorum. Yukarıdan dökülüyor çünkü hepsini topluyorum da. Bak arkadaş, kolumun her yeri çizik içinde kaldı bak. Nasıl acıyor biliyor musun? Ama mecbur yapmak zorunda. Aslında bir uzun kollu giyseydim daha iyi olurdu da. Ne bileyim, unuttum, giymedim. Şu suyunu şey yapayım. Sen de hamsterları göster uzun uzun. Hamster diyorlar. Hepsinin suyunu tekrardan tazeledik. Yemine suyunu haftada bir defa özellikle dikkat edin ki, yani haftada belki çok su içiyordur, belki iki tane hamsteriniz vardır. İki güne bir, üç güne bir bakın suyuna. Bir haftada bitirememişse bile haftada bir defa şey yapın hayvanınızın suyunu değiştirin ki tazeleyin ki iyi olsun. Yani siz bir hafta 10 gün beklemiş suyu içer misiniz? İçmezsiniz. Onun için hayvanınızın suyunu tazeleyin. 4 güne bir, 5 güne bir, haftada bir. İçmese bile, bitirmese bile tazeleyin. Evet, suyunu da tazeledik. Şöyle. Yemini katalım. Son olarak un kurduğunu katalım.
iki avuç yemeğine kattım. Bir de 10 kurdu seçeceğim burada. Valla ortalama 5'er 6'şer tane 10 kurdu verdim hepsine. Yeter şimdilik. Şurada. 10 kurdunu da oraya koydum. Gel bakalım kuzum sen. Evet. Temizlik bu kadar. Bir de şimdi yere dökülenleri temizleyeceğim. Onu da göstermeme gerek yok herhalde. Yere bayağı bir döküldü çünkü. Şu anda hepsi tertemiz mis gibi. Şöyle uzaktan şey yap. Hadi şuradan bir atayım. Yerler falan bayağı kirlendi ama yapmak zorundayız. Bir tek şunun ikini temizlemedim dediğim gibi. Bak yavruları göster. Yavrular dışarıda. Heh. Bir tek onunla bir tek ondan ikini temizlemedik. O da şuna baksana psikolojisi nasıl bozulmuş bunun. O da yavruları olduğu için 5-6 gün sonra onun yavruları şey olacak. Büyüyecek artık. Tam sevecek kıvama gelecek. O zaman da bir tane video çekeriz. O zaman yavruların yanından alacağız. Altını da temizleyeceğiz. Öyle. Yani temizlemesi bu kadar. Dediğim gibi merak ettiğiniz bir soru varsa aşağıda yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz böyle videoların daha çok gelmesini de istiyorsanız yorum atarsınız, beğenirsiniz, abone olursunuz. Abone olmanız benim için çok çok önemli. Abone olmaktan ben para kazanmıyorum ama hani size bildirim gidiyor en azından. Benim gibi bu içeriği seven insanlara bildirim gidiyor sizlere. Onun için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın böyle içeriklerin daha fazla gelmesi için. İstediğiniz bir video fikri falan varsa onları da aşağıda yorumlar kısmından belirtirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.